Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Çok lezzetli, kıyır kıyır, şipşak, hemencecik yapabileceğiniz hem de lezzetine doyulmaz şahane bir poğaça tarifim var sizler için. Mayalamak yok, beklemek yok. Poğaçamız için 125 gram oda sıcaklığında tereyağı bir kabın içerisine aldım. İçerisine bir adet yumurta ilave ettim. Sarısını üzerine süreceğiz. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı yoğurt ilave ediyorum. Bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Maya kullanmadığımız için bunda kabartma tozu kullanıyoruz. Bir tatlı kaşığı da tuzumuzu ilave ediyoruz. İlk önce bu karışımı bir karıştırıyorum. Daha sonra da unumu gördüğünüz gibi klasik su bardağı ile ölçerek unumu ilave edeceğim yavaş yavaş. İlk önce bir karıştırdıktan sonra unumu birinci bardağını ilave edip bir yoğuruyorum. Tekrar ikinci bardağı ilave ediyorum. Unu yavaş yavaş ilave ediyorum ki kıvamını tam tutturabilmek için. Üçüncü bardağım. Dördüncü bardağım ve bir bardak daha ilave ettim. Toplamda 5 bardak un kullandım. Ve gördüğünüz gibi hamurumuz hazır. Ben içerisine sadece beyaz peynir kullandım. İsterseniz içerisine maydanoz da ilave edebilirsiniz ya da patates de kullanabilirsiniz. O da çok yakışıyor. Şimdi poğaçamızı yapmak için gördüğünüz gibi bu şekilde parçalar kopartıyorum. Elimle biraz düzenledikten sonra yine elimle açıyorum. İsterseniz bir tahtanın üzerinde ya da tabağın üzerinde de elinizle açabilirsiniz ama ben size daha yakından gösterebilmek için bu şekilde yaptım. Elimle bu şekilde açıyorum. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. İsterseniz yuvarlak yapabilirsiniz. İsterseniz klasik poğaça şeklinde de kapatabilirsiniz ama bu şekli ben çok seviyorum. Üçgen şeklinde ve kenarları da kıyır kıyır olduğu için özellikle bu poğaça için bu şekli tercih ettim. Çünkü bu poğaça gerçekten kıyır kıyır oluyor ve özellikle kenar kısımlarına ben bayılıyorum. O yüzden de bu şekli tercih ettim. Tekrar size göstereyim. Elimle biraz yuvarladıktan sonra bu şekilde açıyorum. İçerisine biraz iç harcımızdan ilave edip gördüğünüz gibi kapatıyoruz. Dediğim gibi istediğiniz şekillerde de yapabilirsiniz. Katladığımız yerleri alta gelecek şekilde poğaçalarımızı fırın tepsisine yerleştiriyoruz. Poğaçalarımızı yaptım. Yaptığımız hamurdan gördüğümüz bu kadar poğaça çıktı ve üzerlerine ayırmış olduğumuz yumurta sarısını sürüyoruz. Sadece yumurta sarısı sürdüm. İçerisine başka bir şey ilave etmedim. Yumurta sarımızı da güzelce her yerine sürdükten sonra isterseniz üzerine çizikler atabilirsiniz. İsterseniz öyle bırakabilirsiniz. İsterseniz susam, çörek otu ya da haşhaş şeklinde şeyler de serpebilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Ben şöyle bir çatal yardımıyla küçük çizikler atmak istedim. Böyle daha güzel, hoş görünsün, şık görünsün diye. Bu şekilde küçük çizikler attım üzerlerine. Thank you.
yerlerine biraz çürük otu ve susamla da süslemek istedim ki gerçekten çok yakıştı diyebilirim size. Hem lezzet olarak hem de görüntü olarak gayet güzel durduğunu düşünüyorum. Bu işlemi de bitirdikten sonra 180 derece fırında güzelce kızarana kadar poğaçalarımızı pişiriyoruz. Pişmiş olan poğaçalarımızı bir 15 dakika kadar dinlendirdikten sonra servis edebiliriz. Mayalı bir poğaça olmadığı için fırından çıktıktan sonra üzerini kapatmamıza gerek yok. Direktmen servis tabağına alıp servis edebilirsiniz. Çatalla çizdiğimiz için üzerlerinde gerçekten çok güzel şekiller oluştu. Ben çok beğendim şekillerini. Hem de üçgen konseptine de uygun olduğunu düşünüyorum. Poğaçalarımı da servis tabağına aldım ve inanın anında bitti. Çünkü o kadar lezzetli olmuş ki, o kadar kıyır kıyır ve lezzetliler ki mutlaka sizler de denemelisiniz bunu. Özellikle 5 çaylarınızda ani misafir gelirken ya da sabah kahvaltıya hemen şipşak yapabileceğiniz şahane enfes poğaçalar. Sizler de bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.